Şimdi Türkiye iklim değişikliği fonlarından daha fazla yararlanmak amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ndeki gelişmiş ülkeler listesinden çıkma talebinde bulunmuştu. Ankara sürpriz bir şekilde bu girişimden son dakikada geri adım attı. G20 Liderler Zirvesi sonrası gözler Glasgow'daki iklim zirvesine çevrildi. Türkiye zirveye ilk kez Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak katılıyor. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'nı geçtiğimiz haftalarda onayladık. Esasen ülke olarak bu konuda oldukça iyi bir seviyede bulunuyoruz. Türkiye iklim fonlarından daha fazla yararlanmak için daha önce Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ndeki gelişmiş ülkeler listesinden çıkma talebinde bulunmuştu. Ankara, Paris İklim Anlaşması'nda gelişmekte olan ülke olduğu vurgusuyla onayladı. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan şununla karşılaştı, 3 milyar dolarlık krediyi, ödentiyi gördü, bir anda Paris İklim Anlaşması'nı hatırladı. Bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi sekreteryasına çok acil koduyla iletilen yazıdı. Türkiye'nin iklim fonlarından yararlanma imkanı bulunmayan gelişmiş ülkeler listesinde bulunmasının mevcut ekonomik durumuyla tutarlı olmadığı belirtilmişti. Hazırlayacağımız eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya katkılarımızı sunacağız. Ankara daha önceki zirvelerde de girişimde bulunmuş ancak bu talebi gündeme alınmamıştı. Türkiye sürpriz bir hamleyle Glasgow'daki iklim zirvesi öncesi bu talebinden vazgeçti. Bu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla fon alma imkanı da sona erdiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil bir şekilde yapılması önemlidir. Türkiye'nin talebinden vazgeçmesiyle ilgili herhangi bir gerekçe sunmaması da dikkat çekti. Bir ülkenin Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanabilmesi için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gelişmekte olan ülke kategorisinde bulunması gerekiyor. Türkiye'nin Yeşil İklim Fonu'ndan nasıl yararlanacağıysa merak konusu oldu.